Nasılsınız Buse Hanım? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Bodrum'dayız, tatildeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi neler söyleyeceğim. Biz çocuklarla zaten tatilden bir şey anlıyor musunuz diye sorarsınız. Yani. Anlıyoruz da çok anlayamıyoruz. İşte bir elize bir burağa, bir elize bir burağa. Biri denize giriyor, biri havuza giriyor. Alişan başka bir şey yapıyor falan. Böyle bir bölünüyoruz ama güzel geçiyor. Az önce ben Burak'ı gördüm, tanıyamadım. Simsiyah oldu. Zaten Alişan da simsiyah, Burak da simsiyah. İkisi böyle şey, biri küçük, biri büyük, aynılar yani. Nasıl, keyif alıyorlar mı? Genelde Burak'ı havuzda görüyoruz ama... Burak havuzdan hiç çıkmıyor zaten. Babasıyla bir denize girdi biraz önce. İşte derinlere gitmeyeceğiz değil mi baba? Derin değil değil mi Burak? Koluksuz deniyor artık. Koluksuz yüzmeyi öğrendi yani. En son bildiğim kadarıyla çıkartmışlar. Evet, çıkarttı. Yine tabii boyunu geçen yerde yüzemiyor ama normal şeylerde artık böyle kendi boyunda havuzda, denizde falan yüzmeye başladı. Eliz zaten daha çok bebek i̇şte olduğu onu için... Onu ilk deniz ya da havuz tadıyor Eliz galiba. Eliz geçen sene de bir denize ayaklarını sokmuştuk. Tamamen komple böyle yani şöyle yarım sokmuştuk falan ama bu sene o da artık anlıyor. Hiç burnunu bile kapatmadan kafasını suyun içine sokup çıkartıyor yani. Büyüdüler. Siz nasılsınız? Nasıl geçiyor tatil? İyiyim, ben de güzel geçiyor. Dinleniyoruz işte böyle Alişan'la. İyi geçiyor, arkadaşlarımızlayız. Dinlenmenin sebebi yoğun bir tempoya girmeden önce mi bir dinlenme yoksa yani, genel olarak mı? Aslında şöyle yani kışın zaten hep bir koşturmaca işte Burak'ın okulu vardı zaten hep sık sık evet. Karşılaşıyorduk. Yani Burak'ın okuluydu, onu götür getir bırak işte benim birkaç işim bilmem ne şu an böyle hani. Bir de hani kötü bir dönem hala. Geçti sizin için. Evet. İşte hani Alişan zaten hem beyin olarak hem vücut olarak hem çalıştığı hem böyle kötü bir zaman geçirdiğimiz için ailecek. O da biraz dinleniyor. Ben de öyle. Hani Alişan Bey'e pek sormak istemiyoruz. Tekrar tekrar hatırlatmak da istemiyoruz. Atlatabildi mi o hani durum nasıl Alişan Bey'in? Ya bir şey söyleyeyim. Bence bu hiç yani ömür boyu atlatılacak yani, bir şey değil. Şey diyorlar en büyük acı kardeş acısı diyorlar da. Allah yani gerçekten kimseye vermesin. Öyle diyorlar. Tabii ki kimse onun kadar canı yanmaz yani. Onun ne kadar hissetmeye çalışsam da istediği kadar hissetmeye çalış. İnsan kendi başına gelmeden anlayamaz. O ömür boyu geçecek bir şey değil tabii ki her zaman artı olarak yani. Hep zaten iki lafımızdan birisi hep anıyoruz. Böyle de olmaya tabii devam edecek. Öyle. Allah rahmet eylesin diyelim. Açık almışım. Projeleri soralım. Var mı yeni bir şey? Var bir proje. İşte bir şey çektik böyle bir tretman gibi. Bir güzel bir şey olacak da. Ne olacak ben de bilmiyorum. Ya sinema filmi olacak ya da böyle şimdi isim vermeyeyim bir yere dizi olacak. Güzel bir şey çektik. Onu bekliyoruz. Eylül'de çekim yani ya Ağustos sonu ya da Eylül'ün ilk haftası da tamamen hani bir fragman çekeriz, bir şey yaparız gibi konuştuk. O işte senaryo geliyor, bir revizeler oluyor, bir değişiyor falan filan. Ama çektiğim şeyler böyle bir geçen gün attılar bana izledim. Güzel olmuş. Değişik bir şeyle inşallah döneceğim. Peki siz hani neye çok böyle sıcak bakıyorsunuz? TV'ye mi yoksa beyaz perde mi, sinemaya mı? Yani aslında hiç fark etmez benim için. Sonuçta hani güzel bir şey olduktan sonra sinemada güzel olur, dizi de olur. Yani ikisi de olur ama tabii şimdi bu proje için ben biraz daha böyle dizi, televizyona değil de hani dizi olmasını tercih ediyorum. Çünkü çok değişik bir konusu var. Hiç daha önce de oynamadığım bir karakteri oynadım. Yani çektiğimiz zaman oynadım. İnşallah da öyle devam edecek. Çok güzel olacak inşallah. Karakterden az bir şey bahsedeyim. Karakterden az bir şey bahsedebiliyor muyuz? Hani komedi mi, aşk mı, yok, şey böyle, dram mı? Bir tık daha böyle spiritüel bir iş aslında. Hiç de öyle bir şeyin içinde bulunmadım bugüne kadar ben. Bir de hani böyle başrol olunca tabii onun şeyine çok hevesleniyorum yani şu an karakteri böyle güzel olsun diye. Spiritüel bir iş yani birazcık daha böyle başka bir boyutta bir şeyleri yaşayan bir kız değil. Partner dediniz ama... Yani, İsim verebiliyor muyuz? Benim partnerim belli, biz çektik. Size gösteririm röportajdan sonra. İzleyince görürüz. Tanıdığımız gibiydi zaten yani. Böyle. İnşallah Eylül'de başlayacağız yani. Allah izin verirse sağ salim bir başlarsak. Sonunda çünkü ben ne zaman bir şeye başlayacağım desem. Kışında bir dizi vardı biliyorsunuz. Ben 4. bölüme dahil olacaktım. Dizi 5. bölümde bittiği için. Kendinizi uğursuz mu hissediyorsunuz? Hiç hissetmiyorum. Benle hiç alakası yok. Başrol ben değildim. Yani o yüzden hiç öyle hissetmiyorum. Şanssızlık oldu yani herhalde. Yani. Olmadı. İşte kısmet ya böyle şeylerde. Bir şeye ne atıyorum bazen 2 sene önce senaryo okuyorsun. Evet tamam okey diyorsun. İşte bir sürü çalışmalar oluyor. Okuma provasından benim bir öyle işim var yani sinemada. Okuma provası oldu.
kostüm provası oldu, her şey oldu. Son anda iptal oldu mesela. Kısmet değilmiş. Zaten kötü de bir iş oldu. Bu yüzden hani yani olabiliyor böyle şeyler. Peki nazara inanıyor musunuz? Nazarla ilgisi nazara olabilir mi? Yani benimle ilgili nazar ona yani hani ben anlattım da nazar değdi bana olmadı değil. Bunun kısmet olduğunu inanıyorum ama tabii nazara ayrıca hani çocuklarıma nazar değmesin işte hani bir şeye nazar değmesin ona inanırım ama iş için sonuçta kısmet yani bazı şeyler. Hayırlısı olsun diyelim. Ama geçtiğimiz günleri de sormak istiyorum. 34 bedenim dediniz ama ters ışıktan dolayı biraz yani kilolu gözüktünüz. Bir de... Biraz mı? Bayağı beni harcamışlar. O yüzden hani yani şeye üzüldüm aslında. Hani ben biliyorsunuz yani Özlem'le, Özlem Postbaşoğlu'yla bütün bir kış boyunca yağmur, çamur, kar, fırtına... İşte onu da soracaktım. Sporda hep, yaptınız kış boyu. Hep Özlem'e gittim ve hep yani bir o şeyde hani seanslarımı aksatmadığım, gerçekten güzel de verim aldığım da bir yer. Çok da severek hala gidiyorum. O yüzden onu böyle harcamışlar gibi oldu. Onu bir gördüm kendimi. Arişan dedim ki sence kaç kilo gözüküyorum burada? Dedim ve... Aşkım geldi. Alişan Bey'in etkisi ne oldu? Ben buradan... Kamera arkasına geçti. Kamera arkasına şu an geldi bir anda. Nasıl göründüğüne bakıyorum. Gölgedeyim gerçi şu an ama... Peki yapılan yorumlar sizin hoşunuza gitti mi? Sizi üzdü mü? Çünkü bir kadının bir kadına böyle ki yorumlar yapması hani hoş mu sizin için? Yani ne yaparsan yap. İstersen 32 beden ol. 32 beden oluyorsun. Ay ne kadar zayıfsın, hastalıklı gibisin, çirkinleştin bilmem ne. Kilo alırsın, ay kilo aldı, bilmem ne mi bilmem ne. Hamile olursun, işte şöyle gözüküyor, böyle gözüken. Yani ne yaparsan yap, günün sonunda ne olursun ol, yani kimseyi beğenen, memnun dört dörtlük beğenen birilerini bulamıyorsun, memnun edemiyorsun. O yüzden ben ona çok takılmıyorum. Sadece işte bu hani şeye üzüldüm hani. Bir yıl boyunca ben çünkü her gün Özlem'e gittim geldim, o kadar emek sarf ettik, çekim yapıyoruz falan. Hani kalkıp da orada işte yok Photoshop mu yapıyorsun bilmiyorum. Benim hayatımda telefonumda gerçekten hiçbir şekilde Photoshop programı dahi hiç olmadı. Bilmiyorum da nasıl yapıldığını. Keşke bilsem o zaman her şeyde göbeğimi içime çekerdim. Hani 40 beden olduğum zamanlar da vardı. Hani göbeğimi düzeltirdim, bacağımı düzeltirdim bilmem ne falan yapardım ama sonuçta 40 bedenken de ben normal denize de giriyordum. Yazın tatilimi de yapıyordum, etek de giyiyordum, pantolonumu da giyiyordum. Hiç böyle bir çabam ya da böyle bir şeyim olmadı. Zaten ben manken değilim, podyuma çıkmıyorum, defileye çıkmıyorum. Böyle bir kaygım hiç yok. Ama işte insanların oluyor. Ben böyle bir açıklama yapayım diye. Şöyle İyi yaptınız, oldum. Aydınlattınız bizi. Sevenlerinizi aydınlattınız. Sevenleri de sevmeyenleri de. Evet. Hani gerçekten aydınlandılarsa ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.